Arkadaşlar merhabalar, ben Okan Kurtuluş. Bugün sizlerle Pusat Zıpkın'ın açılışını yapacağız. Pusat Zıpkın İstanbul'dan geldi. Bu şekilde bir kargolar yapmış arkadaşlar. MNG kargo ile geldi. Ambalaj aslında gayet güzel görünüyor. Üç tarafından biraz şiş çıkmış aslında ama bu da sanıyorum normal gibi görünüyor. Şimdi sadece kenara birazcık çıkmış, görebileceğiniz gibi. Bunun dışında bir sorun yok. Şimdi dilerseniz üstündeki bantı açarak biraz tüfeğimizi inceleyelim. Tüfeğimiz bu şekilde açığa çıktı arkadaşlar. Şimdi tüfeğimizi çıkarıyorum. Kutusundan. Evet. Güzel ve tüfeğimiz. Zaten olmasını beklediğimiz gibi. Arkadaşlar içerisinden bir adet tüfeğimiz çıkıyor. Böyle. Güzel tüfek ve yanında şişimiz. Bu şekilde lastiklerimiz çift lastik. Ben zaten Murat'la konuşup aslında dumlu plastik şeyini söylemişti. Bunun yanında kabzenin altında bir şamandıra bağlama noktamız var. 50 metrelik bir makaramız var. Göreceğiniz üzere. Pusat'ın Maxi modeli arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tüfeğimiz genel olarak bu şekilde. Bundan sonra da dalış videolarıyla devam ederiz diye diyorum. Bunun yanında da alt tarafında şöyle görebileceğiniz üzere kurşun koyma bölmeleri var. Yukarıda bir de aşağıda var olduğunu tahmin ediyorum. Evet, şimdilik bu şekilde. Şimdi biraz da mekanizmamızı inceleyelim. Evet arkadaşlar, bahsetmedim. Bir de ayrıca kamera aparatımız var. Ben kamera aparatı zaten bir noktada lazım olacağı için hazır olarak eklenmesini talep ettim. Şöyle güzel bir aparat var. Makaranın altına bağlanmış durumda. Ya bu sonradan sök tak işlemleri olmaması açısından faydalı. Bir vida ile birlikte sabitleniyor. Ve bunun yanında yanına eklenen kutuda da bir kamera bağlamak için bir vidamız var. Dairetten bir tane de yedek vida göndermiş. Evet arkadaşlar, tüfeğimiz bu şekilde. %5'lik bir maxi tüfek. Söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Kabze çok iyi. Yani kabzeyle çok güzel oturuyor. Ve ben 1.85 boyundayım. Yani ortalama bir elim var diyebilirim. Ve benim elim için aslında gayet büyük, çok rahat kavranabilir. Özellikle üzerindeki macunla birlikte, dalış eldiveniyle birlikte gayet iyi kavrayabileceğimi düşünüyorum. Yani tetiği biraz deneyeceğim. Çok güzel arkadaşlar. Yumuşak bir şekilde. Güzel yerine oturuyor. Bırakması güzel. Bırakması iyi. Gayet güzel bir şekilde yerine oturuyor. Zaten metal bir aksam var. Çok güzel yerine oturuyor. Tetik şu anda çok yumuşak. Bir de tabi suda deneyeceğiz ama zaten bir sertleşme olmayacağını bekliyorum. Kaleme gerçekten çok güzel. Şöyle sizin de görebileceğiniz şekilde. Bakalım. Boşaltın. Şu anda geri takıyorum. Zaten oturma biliyorsunuz. Tetikle birlikte. Şöyle görebiliriz. Şu an tetiği bırakıyorum. Gayet yumuşak. Bıraktım. Ve geri takıyorum. Çok kolay bir şekilde yerine oturdu. Yok. Şimdi tekrar kuracağım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Uçtaki ip atlatma noktamız tüfeğin sağ tarafında. Bu şekilde bakarsak. Şurada. Yani benim için tüfeğin sağ tarafında kalıyor. Dolayısıyla misneyi buradan tüfeğin sağ tarafından getirmek gerekecek ve tüfeğin sağ tarafından getirip uçtan atlatıyoruz. Şu anda benim kullandığım tüfek Patos Pro ve sanki Patos'ta şurada bir tane daha, yani şu aşağıda kabzenin yan tarafında bir tane daha destek noktası vardı. Yani ipi oradan alsak da olabilirmiş. Ama çok büyük bir sıkıntı olacak gibi de durmuyor. Ya da bunun belki de başka bir sebebi vardır. Benim bilmediğim. Evet. Evet, şu anda böyle. Arkadaşlar, lastik kurulumuna da bir değinmek istiyorum aslında. Çift lastiğimiz var burada gördüğünüz üzere ve iki tane delik var. Yani tek delik üzerinden değil, çift delik ile ayarlamışlar. Lastiği kurarken yanlışsam lütfen yorumlarda düzeltin ama birinci lastik, önde gördüğümüz lastik. Şöyle yapalım. Bu lastik birinci lastik arkadaşlar. Ve bu da ikinci lastik. İkinci delikte olan. Öncelikle birinci lastiği ikinci deliğin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Ve bunu iç çentiye koyuyoruz. İçeriden şöyle yapayım. İçeriden geçen şöyle görebileceğiniz bir şekilde getirmeye çalışıyorum. Evet. İçeriden gelen lastiği alıp burada iç çentimize, sonra da üstteki lastiği de ikinci çentiye koyuyoruz. Bu şekilde lastiklerin üst üste inmemesini sağlamamız gerekiyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra güzel av videolarıyla da devam ederiz diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için.